Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir GTA San Andreas videosuyla karşınızda. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son hatırlarsak arkadaşlar, gördüğünüz üzere CJ böyle manyak, kırmızı saçlı, kızıl saçlı değişik bir tipe sokmuştuk. Bu videoda bu şekilde oynarız. Diğer videoda da yine bu şekilde oynarız. Diğer videoda belki sonlarına doğru tipine falan değiştim CJ'yi. Bakarız arkadaşlar. Bugün normalde Bob Trooper'ın videosunu çekmeni düşünüyorum ama Bob Trooper'da şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Rusya bölümünde kalmıştık. Rusya'nın ilk bölümünde arkadaşlar bir tane adam var, biliyorsunuz ya, bir tane rakip var. Onu geçmek için arkadaşlar bir şekilde geçmemiz lazım. Yani ben şok tabancası ile geçeriz diye umut ediyordum. Adamın şok tabancası işlemiyor. Yani, işlemiyor derken ateş etmiyor. Bir şekilde oyunda bir hata var orada. Zaten oyunun genelde bir hata var zaten. Oyunun genel bir sıkıntılı yani oyun. Mobil versiyonu. Yani o hatayı düzeltemezsem arkadaşlar Bob Trooper'ı maalesef final edeceğim. Çünkü o adamı geçemiyorum abi. Ya. Sırf bir tane adam yüzünden, oradaki adam yüzünden. İlerleyemiyorum, geçemiyorum adamı. O yüzden onu da söylemek istedim. Bu arada dün de arkadaşlar Squad Legacy'nin yeni videosunu attım, görev videosunu. O videoyu izlemesini de bilirsiniz. Bu arada tablet işini ayarladığım gibi bir şey arkadaşlar. Yani nasıl ayarladım? Trendyol'dan ben böyle baktım tabletlere falan böyle. Tablet böyle bayağı güzel tablette var. Bir tane tablet gerçekten gözüme yani gözüme sindi yani. Gözüme sindi diyorum, salak gibi. İçime sindi arkadaşlar. 5000 liraya böyle 128 GB depolaması, 8 GB RAM olan böyle ideal, böyle çok büyük de değil. Ben çok büyük tablet istemiyorum. Böyle ideal boyutlarda, çünkü oyun oynarken daha fazla kolay olur. Bir tablet buldum. Yani onu almayı düşünüyorum arkadaşlar, 5000 liram. Zaten şu an 5000 liradan daha yani 6200 lira civarı var bende para yani. Onu bir şekilde alacağız arkadaşlar, almayı düşünüyorum. Neyse ben çok uzatmadım arkadaşlar, biz evimizden dışa çıkalım. Şu an saat 10.30, evet. Şimdi Ryder'ın evi var. Ryder'ın evine mi gitsek, ne yapsak bilmiyorum. Şöyle hatta kıralım biraz. Şöyle biraz kıralım mı? Şöyle mahallemizi dağıtalım abi. Mahallemizi dağıtalım bebeğim. Böyle bir tane daha koyalım. Hatta şuna da şöyle bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Şimdi arkadaşlar şimdi ben tamam, bununla uğraşmayalım. Şimdi şuradan ben her zamanki gibi, her videonun başlangıcındaki olduğu gibi şuradaki şeyi almak istiyorum. Zırh almak ya, zırh hani yok, pardon, tek 9 almak istiyorum da ben çıkamadık salak gibi arkadaş. Şöyle. Heh, şimdi çıktık. Şimdi arkadaşlar buradan şey alalım. Tek 9 alalım ama zırh da almam lazım. Çünkü benim hiç zırhım kalmamış abi. Aynen, benim hiç zırhım kalmamış. O yüzden canımızın gitmemesi için şöyle insan gibi inelim. İnşallah hasar almam. İyi, hasar almadım. Bu videoda arkadaşlar ne yapacağız? Bu videoda Ryder'ın görevlerini yapacağız. Yani Ryder'ın görevlerini yapmayı düşünüyorum en azından. Yani öyle bir düşüneceğim. Ben şimdi yani yapacağız deyip de hani yapamamak olursa, yapamazsak öyle özürlü salakat gibi kalmayalım. Yani diğer görevlere bakarız. Hemen şuradan zırhımızı da alalım arkadaşlar ve yolculuğumuza başlayalım. Şimdi ulan CJ. Şimdi ulan Allah'tan hasar yemedi. Öyle salak gibi atladığı için dedim ulan şimdi hasar yiyecek bu. Şimdi arkadaşlar bu arada arabalar falan da kaçıyor, geçiyor. Ya bu arada bu şey nasıl diyeyim, ne denir buna? Baraj mı denir buna? Kanalizasyon mu denir artık? Baraj mı denir artık, ne derseniz deyin. Abi çok güzel yapmışlar bunu. GTA 5'te de çok güzel. GTA 5'teki daha güzel hatta, yani tabii su falan böyle hani falan var böyle hani buradaki boş değil ama abi San Andreas da çok güzel. Ya ben San Andreas'ı çok seviyorum arkadaşlar. Hele. Yani San Andreas özellikle ben ilk kez oynadığımda, bitirmeye çalıştım ilk kez hikayesini oynadığımda. Çünkü ben ilk kez oynadığımda ya daha doğrusu ilk kez oynadığım hikayesiyle falan uğraşmamıştım. Herkesin yaptığı gibi neredeyse normal etrafta öylesine gezmişim, araba falan sürmüşüm, adam ezmiştim. Sonra da ilk kez hikayesini oynamaya başladığımda çok sarmıştı. Gerçekten çok sarmıştı. Keşke o günlere geri dönebilsek arkadaşlar. Bu arada geçen videoda efsane bir motor bulmuştuk. Motorumuz da burada duruyor. Şimdi Ryder'ın evine girelim bakalım ve Katalist adlı görevdeyiz. Hey Ryder, ne yapıyorsun? Bu arada sesle 4'lük arttırdım arkadaşlar. Yani biraz daha sanki gelebilir gibi ama yine duruma göre bakarız. Oo dostum ne yapıyorsun? Hop, dur. Ne yapıyorsun dostum? Morning boys. Oo çocuklar ne yapıyorsunuz? Ya sen nereden çıktın şerefsiz falan diyor. Tövbe sağ ol. Pirik ne lan? Ya yeah, pirik ha şey uyuşturucu falan mı yapıyor burada? Çekil bakalım diyor. Tempeni ile Pulaski geldi. Bir de yardımcı da neydi bu? Adamın ismini unuttum valla. Smergos. Oo iyi güzel diyor. Bakıyorlar. Aman dostum al hareketle de tam vereceğim senin şeyine. Al verdi. Ya bunları verip bunları susturuyorlar. Vermezse bunları tutuklayacak. Tehdit ediyor yani. Tam bir kötü polis rolünde. Zaten tempeni biliyorsunuz. Evet. Don't fight diyor falan diyor. Yine bizim CJ ile uğraşıyor.
Bebe diyor seni döverim. Al, bak seni var ya ağlatırım. Kertuş kafan var zaten. Bir tane kafanı var vurdum yapıştırırım yararım kafanı sen. Bebeler çocuklar görüşürüz falan dedi. Oo kar dur. Lütfen bir polis daha öldürme. Respekt saygınlığına bir şey yetirmez. Saygılı polis öldürme mi falan diyor. Ya sanki ben öldürdüm. Ben öldürmedim falan diyorlar. Tam bilmiyorum ama. Tren diyor sizi bekleyen bir tren var. Tren var diyor. Trene gidin diyor. Evet. Şimdi ha bu görevi hatırladım ya. Bu görev şey güzel bir görev. Sağdaki oka gitmemiz istiyor. You drive. CJ sen sür. Aa şey dinle dostum. Dostum senin dinlemek istemiyorum. Duymak istemiyorum seni. Adam diyor lanet arabayı düzgün sür o zaman tamam mı? Ben de seninle uğraşmayayım. Ve iyi tamam. Bu sefer belki yolu düzgün sürersin falan. Zorlu zamanlarla uğraşıyorum zaten bir de seninle uğraşmayayım falan diyor. Hey nigga tamam. Ben öldürme. Lan yoluna bak yoluna bak geri zekalı seni. Evet tren burada arkadaşlar. Oo. Bizim elemanları bayağı bir harcamışlar oğlum bizim elemanlar ne ya bu kadar harcamış ya. Gebertirim lan hepinizi. Gebertirim lan. Şimdi siz kimsiniz oğlum? Vagosta. Tır lan vagos arabama sıkıyor köpek. Arabama ne sıkıyor köpek herif. Senin var ya gelmişini var ya. Yürü git lan. Evet arkadaşlar. Mekanı öyle bir baskın yaptık ki. Yani böyle bir baskın olamaz. Oo. Ballaslar geldi. Ballaslar öldür. Ballaslar ben abi. Tek dokuzumla öldüreceğim tabii ki. Geber lan. Geber lan. Geber. Gebersene oğlum. Oğlum niye bir CJ sıkmadı salak gibi? Ay CJ. Allah! Araba patlıyor. Oh yeah işte bu. Tamam abi şuradan hatta silah değiştirelim. Aa, mis gibi. Paralarımızı falan da toplayalım. Mis. Buradakileri de bizim elemanları da silahlarını alalım abi. Yapacak bir şey yok. Ve arkadaşlar şuradan hemen içeri giriyoruz. Trenin üstüne atlıyoruz. Atla bakalım. Sesleri bu arada işte 4 bir tık arttırdım. Gerekirse azaltırım. O lanet olsun bu hareket ediyor. Lan gidiyorum ben. Aa, gidiyor. CJ gidiyor. Evet, şimdi CJ'li arkadaşlar yapacağım bir şey şu. Bu geri zekalar aydır bizimle arkamızdan arabayla geliyor. Biz de bunu kutu fırlatacağız. Aynen bak. Toplamda 10 tane fırlatmamız lazım. Bu çok kolay görev yani. Bilmiyorum belki frame limitle alakalı. Çünkü frame limit mesela kapalı oldu mu bazı görevler çok zor bazı görevler de çok kolay. Ya yani oyunun dengesini değiştirdiği için belki bu görev çok daha zordu. Ama bu görev yüksekten PlayStation yani normal GTA San Andreas'a tüm GTA'lar zaten şeye uyarlı olduğu için Xbox yani oyun konsolına uyarlı olduğu için belki yüksekten oyunlarda yani mesela Xbox'ta falan oynasınız bu görev zorlanırsınız. Bu arada boşluğa attığınızda bak böyle patlatıyor hatta arabayı falan da patlatabiliyorsunuz ama bir şey olmuyor yani. Araba ölümsüz yani. Allah'ın tut lan şunu. Aa bir tane daha ve yürü git. Tamam CJ. Buradan artık gidebiliriz. Trene nasıl atladıysam artık onda soru işareti olarak kaldı. O şimdi kaç diyor. O polisler. Polislerle çatışırım ben. O kaç 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 kaç. Paint spray bas abi. Geliyorlar mı? Abo. Polislere bak. Adamlar fena bari kat kurdu lan gözümün önüne. Ay, o biraz ürpertti beni. Ama arkadaşlar beni yakalayamazdı yani. Lan beni yakalayabilmez için FBI'lara falan gelmez lazım. Yani bunlarla yani. Yani yapmayın böyle şeyler. Yani o abi orada polis orada bekliyor. Bak şakalı görüyoruz değil mi? Lan ne oldu dur. Şöyle. Hatta yok lan insan gibi girmeyeceğim. Tamam. Şöyle kırmızı oldu bu arada. Bu arada bu araba kırmızı oluyor muydu? Oluyordu ama değil mi? Doğru oluyordu. Evet 3 yıldız bir türlü gitmedi derken gitti tamam. Şimdi arkadaşlar bu görevimizi bitirdik. Başka bir şekilde kaç dakika sürdü? 8 dakika. Çok da sürmemiş yani. Eğlenceli gördü zaten. Tempeni ile uğraşıyor. Ben bu görevi Tempeni verdi asıl. Evet ve arkadaşlar şöyle. Ulan şuradan girmemizi istiyormuş ve oba. Oradan gidip tekrardan mahalleye doğru gidiyoruz. Nasıl bir kafa yapısıysa artık. Oho mi diyor. Tamam diyor. İşimiz burada bitti diyor. Arabayı geri geri park ediyoruz ve bu görevi de bu şekilde bitiyoruz. Okey Rider'den falan diyor. Şimdi arkadaşlar tekrardan Rider'ın görevini oynayacağız. For life CJ. For life. For Life'ın anlamı neydi? Vallahi unuttum. Biliyordum ama unuttum. Yeah, Mission Pass. Yani ben bir oyunu kaydedeyim canımı fırlayayım. Yani zırh alabilir miyim? Şu an yüksekte orada zırh doğmuştur ama. Zırhla uğraşmayalım. Risk alalım hadi biraz. Hadi bakalım zırhsız görev yapalım arkadaşlar. Zırhsız şuradan Sivet'in kızı. Ya Sivet'in kızı dedim. Sivet'in kız arkadaşı aslında. Öyle yanlış çevirmişler. Bu arada şu bilgisayardan da biraz oyun oynayacağım ya valla. Bir videoda böyle San Andreas'ta kafama göre takılacağım abi. Bu arada oyun şu an çok gözüme parlak geldi lan benim. Neden bilmiyorum. Evet. No make Uncle Sam. Yani Sam amcayı soyma görevi.
Evet. Ya bu arada bu Sam amcayı soyma göreviydi. Aslında biz bir adam sorduk. O görevle. Bu görevde askeriye soyuyoruz. Acaba isimlerini mi karıştırmışlar oyun yapımcılar? Ben ondan da şüphelenmiyor değilim. Olabilir. Ryder. Hey dostum ne yapıyorsun? CJ yani içmiş ya. Bu kafası gizli güzel bunun. Because he's a bad drugs man. Teen diyor. 10. 10 yaşında 10. sınıfta okulunu 10 yaşında okulu niye bitirdim falan diyor. Bıraktım diyor herhalde. Hayır. Ben çok zekiyim dostum. Ben lanet olsun adamım. Ben çok zekiyim. Ben akıllıyım. Yürü git geri zekalısın sen. Evet. Genius. Evet. Tabii ya. Hani sen çok zekisin. Zaten zeki olduğun için salak gibi geçen videoda şey yaptın. Soyacağımız adama bağırdım böyle salak gibi. Silahlar mı? Silahlar. Silahlar nerede olur dedi ve ordu adamım ordu. Evet nigga. Al bir tane. Lan yürü git. CJ içiremezsin oğlum. CJ içmez. Çek şu salak şeyi. Evet arkadaşlar. Get in one with Ryder dedi. Biraz da geçti lan arasane. Evet bu videoda iki tane Ryder'ın görevini yapmış olacağız galiba. Bu görevden sonra videoyu bitiririz. Şimdi Oak'ın 9'a doğru sürmemizi istiyor. Şuradan soldan bir yana girelim abi. Şöyle giremezmişim. Yani girdim ama arabayı biraz vurduk. Nereye gidiyoruz? Ocean 90. Evet var. Bu minibüsü nereden buldun? Nereden çıktı bu? Ninja Red'ler falan çok hızlı. LB'ler diyor. LB'lerin ne olduğunu anlamadım ben. Orayı tamam ama. Neyse çok da umurumda değil zaten. Bu Ryder'ın salak işleriyle uğraşmıyorum biliyorsunuz ki. Sadece görevleri yapıyorum yani. Salakla uğraşamam. Dostum nereden gideceğiz dostum? Dostum nereden gideceğiz dostum? Şuradan gidiyoruz evet. Şöyle abi şöyle dönüş. Oha be. Yavaş minibüs çıkıyor. Gerçi ben yanlış yerden çıkıyorum. O da ayrı bir konu. Burada bir yerde sprey olacak. Ben şuradan bir arabayı durdursana be. Sprey var mı? Aha vallahi sprey var. Yani bir su sıraydım. Şu arada şu güvenlik arabaları da çok riskli ya. Vallahi o güvenlik arabalarına bulaşmamak lazım. Çünkü bulaştığınızda yani sıkıntı abi. Bak şunlar çok sıkıntı. Mesela vuruyorsunuz ya bak. Arabadan hemen iniyor. Arabayla çarparsanız arabayla inmiyor. Size böyle arabanıza vuruyor falan böyle kendi minibüsüyle falan işte o güvenlik arabasıyla. Ben bunlardan uzaklaşayım abi bas gaza. Bak hala manyak koşturmaya falan çalışıyor beni ya. Yani. Ben basayım gaza arkadaşlar. Evet arkamızda da müziğimiz çalıyor. Yeah yeah dostum yeah. Hadi bakalım. Evet. Bu arada herhangi bir şu an telif sıkıntısıyla karşılaşmadım San Andreas'ın şu müziklerle. Umarım da karşılaşmayız arkadaşlar. Evet şimdi test o spot. Ne diyor? Guard the boat. Aa bak bu araba özeldi ya. Bu araba oyunda bu renkte başka yerde bulamıyorsunuz. Şimdi içeri girmemiz lazım. İçeride diyor gardiyanlar falan var diyor. Ama bunlar diyor hafta sonu askerler diyor. CJ dedi ki oğlum dedi bu iş çok riskli iş dedi. Yok lan dedi hafta sonu askerleri bunlar dedi. Yani tırt özel asker paralı asker tarzı yani. Tırt yani normal asker değil de. Yani dursun hesabı hani. Evet şuradan adamı öldürüyorduk tamam. Hop kapıdan atlayabiliyoruz mu? Kapıdan değil de nereden atladım ben de bilmiyorum valla. Lan dur. Konum attım. Dur konumu kapatır mısın? Tamam. Şöyle. Hoba. Şimdi kapıyı bu salağa açacağız. Aç kapıyı. Şu kapıyı. Lan oğlum. Pompalıyı var ya yediririm size. Bak şu arabayı da çalmam lazım ya. O araba önemli de alsam ya da gerçi ya, sadece rengi farklı yani o yüzden. Ama şöyle sizlerle şu arabayı biraz sürelim bakalım adamlara. Şöyle jiple ezeceğim arkadaşlar. Bu arabayı alacağım ve gelin lan buraya. Ben bu arabayı var ya bir ara almak için ne kadar uğraşmıştım ya. Vallahi onu hatırlıyorum da. Vallahi uğraşmıştım bayağı. Neredesiniz lan? Ha içeride bir adam var. Tamam burayı da açtık. Oğlum sen ölmedin mi lan? Ölmemiş köpeğe bak ya şöyle arabayı net park edelim. Arabayı da valla duman çıkıyor ya valla. Evet Ryder şu anda arkadaşlar buraya ağzını dayamış bulunmakta arabanın. Şimdi bu görev normalde benim için kolay bir... Ne oluyor lan? Lan no... Ay ananı durdurdu lan. İçeride adamın olduğunu unuttum ya. Köpek gibi. Ya köpek gibi sıktınız ama kusura bakmayın da arabayı patlattılar. Lastiği inşallah patlatmadılar. Lastiği patlamamış. Ha şimdi bu bence bir direkt basınca bir kere basınca çıkarıyor bir kere basınca indiriyor. Bilgisayardan da kolay o zaman. Vallahi bilgisayardan da kolay.
6 tane arkadaşlar bu görevde de ordudan 6 tane kutu çalmamızı yani askeri cephanelik çalmamızı istiyor. Ya bu da kolay bir şey tabii ki de yani hani o kadar da zor. Ya bu görev aslında çoğu insanı zorlandırır görev. Garip bir şekilde. Yani bilmiyorum abi acaba şunu kontrol ederken mi çok zorlandı? Yani başka bir sebebi yoktur. Ama bence bunun kontrolü de bilmiyorum ya. Ben bu görevde mesela hiç zorlanmadım. Ama mesela bazı görevler var abi. Yani hiç kimsenin zorlanmamıştı. Mesela benim zorlandığım görevler de var abi. Yani böyle bu oyun ya San Andreas çok garip bir oyun abi. Ay kutuyu paramparça etti. Boy. Ha bu kutulardan cephanek çıkıyordu değil mi? Doğru. Kutulardan cephanek çıkıyordu. Şimdi arkadaşlar o kutuyu yanlışa patlattığımız için yani yapacak bir şeyimiz yok. Umarım Ryder bizi korumayı başarır yoksa salak gibi öleceğiz yani. Özür sakat gibi. Lan oğlum dur. Ulan ben mi? Ya Ryder bir işi de hallet bu oğlum ben. Ulan ben arabayla şöyle adama gidiyorum. Sen adamı öldüremiyorsun normal. Tapanca var bir de elinde. Utan kendim valla. Yanlış yaptık. Hop. Şöyle. Ya bu San Andreas harbiden çok sarıyor abi. Bir de bunun modlarla falan böyle oynamak bayağı zevkli arkadaşlar. Ya haydi seni ben var ya yani yapacağın işe tüküreyim başka da bir şey demiyorum. Şunları şu öldüremiyorsun ya. Ulan eninde. Bir de diyorsun ki ben çok akıllıyım. Ulan akıllıysan şu silah kullanmayı niye beceremiyorsun? Geri zekalı seni. Salak aptal ya. Lan dur sus sen de. Tüm işi ben yapıyorum lan burada. Sen sadece savunuyorsun beni. Tamam savunmak da önemli. Sen savunamıyorsun hatta. Öyle de bir olay var yani. Şöyle. Bu arada arkadaşlar sınavlarınız nasıl geçti? Yani bayağı zorlu geçti benim lise olduğu için ama yine fena da notlar almadım. Bir kutu mu kaldı? Bir kutu daha varmış. Şuradan şurada evet, konuşma notlarım. Şuradan şöyle bir kutular vardı abi. Hatırlıyorum yani şöyle. Hatta bunların bir tanesini kıralım. Gerek yok çünkü. Şöyle. İnşallah boş çıkmaz. Lan dur. Kutu niye kırılmadı lan? Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Ay ay dur onu patlatma lan Ryder ölüyor. Allah ya abi Ryder salak gibi niye ölüyorsun? Ya illa Ryder'ın götünü ben kurtaracağım. Aa Ryder öldü. Ryder bir sakat olduğu için öldü. Ya Ryder senin ben kafana tükürün. Ya yürü git Ryder senin gibi gangsterin de çete zamanında tüküreyim. Evet arkadaşlar şu lanet görevi yapıyorum. Ulan göreve kolay dedik. Ne oldu biliyor musunuz? Ben hani öldük ya. Sonradan ben tekrardan oyuna ben tekrardan göreve girdim. Kırmızı kamyon geldi Dattoz'a onu gösterecektim. Onda da arkadaşlar Ryder beni ezdi. Şuraya bir mekana gireyim derken ben o şekilde de arabanın altında kalarak görev fail oldu. Öldüm o şekilde. Öyle bir salak gibi fail oldu. Allah belasını versin. Bu görevi artık yani geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar evet burada kötü bir şey olacak. Patriotlar geliyor. Evet, karşımızdan. Vallahi arkamızdan patriotlar geliyor. Bu patriotlar sıkıntı. Bunlar askeri iki tane patriot geliyor işte. Şey biliyorsunuz Hammer'lı yani yerine geçiyor da patriot oyunda işte. Şimdi korneye bastığımızda Ryder'a şey yap diyeceğiz. Hani nasıl söyleyeyim? Hani bombayı at diyeceğiz. At. Bir işe yaramadı tabii. Salak Ryder. Çünkü Ryder geri zekalı olduğu için hiçbir şey yapamıyor. Ya abi salak Ryder yüzünden ölüyorum. Bak gördüğünüz ilk video ya videoyu kesmeden önce Ryder yüzünden öldük. Ryder öldüğü için görev fail oldu. Ondan sonra ben tekrardan video dışında işte geldim. Bu sefer Ryder beni ezdi. Kamyonun altında ben öldüm. Öyle şekilde fail oldu. Yani böyle bir salak adam yok yani. Bir de göreve başlarken ben akıllıydım. Bilerek mi yapmışlar bunu? Yani bilerek mi mal bilerek davranıyor? Anlamadım ki abi yani. Geri zekalı ya. Başka bir şey değil yani. O da o. Kamyon merkez kaça giriyordu? Yalnız bu patriotlardan kurtulursam iyi yani. Yok yani bunlar sağlam ayaklı yani. Vurdukta oturtturlar bizi yani. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Buradan giremem abi. Diğer taraftan girmem gerekiyor. Adamlar bir yandan bana arkadan ateş ediyor. Ama arkadaşlar ben bir şekilde bu kamyonu... Hayır. Onu yapmayacaksın yani. Onu yapma ve... Geldim. İşte bu patriotlardan kurtulduk güzel. Şimdi patriotlara bakacağım. Hala orada mı? Askeri arabalar. O adamlarımız da geldi arkadaşlar. Ve salak Ryder'ın görevini de bitirdik. Yürü git lan. Şerefsiz köpek seni ya. Ya salak beni kamyonla ezdi bir de öyle fail oldum. Yani orayı da gösterecektim. Sinir oldum göstermedim. Şimdi bir şey derim ağzımdan kaçar. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi ya. Böyle mal adam. Yok patriot ortada yok abi değil mi? Bir de patriotun şoförünü falan öldürebiliyorduk. Hatta onlar ışınlana geliyordu. Ben onu da denemiştim. Bayağı garip şeyler var yani. O San Andreas'ta bayağı garip şey var. Yani San Andreas öyle boyun ki hani daha çözmemiş bir sürü daha şey vardır.
Onu da söyleyebilirim. Bu arada yani bir tane polis motoru çalsak aslında olabilir. Şu polisin motorunu çalayım. Yürü git lan. Benim motorum lan bu. Evet, polisin motoruna çaldık. Yani aslında bir şeyler yapmak isterim de şöyle yemek gibiyim yani. En azından bir yemek yerim abi. En azından yemekçiye girelim, bir şeyler yapmış olalım. Bu arada polisin motorunu çaldığımızda ya da herhangi bir polis aracı çaldığımızda öyle söyleyeyim. Kolay kolay o yıldız gitmiyor. Bir yıldız geliyor ama o bir yıldız da kolay kolay gitmiyor derken ben buraya niye girdim, lanet olsun. Beni şimdi deşecek bunlar. Kaç, kaç, kaç. Şöyle şuradan giriyorsun. Gir abi. Ulan polis de var ya, tam arkamdan geldi köpek. Tamam. Hemen abi polisler şimdi buraya basarak spamlanıyor falan, sonra bunlar yemek vermiyor, sıkıntı oluyor. Klakön Bey Mega Hill'dan devam edelim abi. Bu en iyisi bence. Hem Ezalata yemek de aslında iyi de. Yani 800 dolara kadar paramız düştü. Evet, 800 ondan kaçtı? 834 dolarımız vardı. 804 dolar düştü. 33 kere yemek yedik. Evet. Oha, ne oldu lan? Kapıya bir şey oldu. Ama şeye gitti lan yıldız, gitti. Öyle de çok da uzun sürmedi. Hemen şuradan ben polis motorumu alıyorum abi. Polis motorumu alıp şuradan zırhımı da alayım hatta. Yani şuradan da zırhımız hazır olsun baştan. Diğer videoya girerken en azından hazır olmuş olur videomuz. Ve diğer videoda da CJ stilini falan değiştireceğiz. Üstündeki kıyafetleri falan değiştiririm. Değişik tarz yaparım. Şu kırmızı saç güzel ama değişik durdu. Biraz daha farklı saç stilleri de deneriz. Ya boyun bayağı zaten. Ya abi zaten San Andreas'ta hiç yani yapacak şeyleriniz bitmez yani. GTA 5 bile bence San Andreas kadar iyi değil ya. Ben onu düşünüyorum. GTA 5 tam güzel oyun, kötü oyun değil ama San Andreas gibi de değil yani. Çünkü ben bilmiyorum. GTA 5'te sıkılırken San Andreas ne oluyor? Sıkılmıyorum yani. Bu arada polis motorunu koyabiliyoruz muyum? Yani aynı anda iki araç koymamız izin vermiyor tabii ki de aynen. Aslında bu polis yani daha doğrusu motor olduğu için aslında koyabiliriz. Hani araba yerine geçiyor. Normalde buraya maksimum iki araba sığdığı için. Tabii normal motorlar içinde maksimum iki tane hani kafasında. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar ve oyunumuzu kaydedelim. Bölümümüzü bitirelim. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı, kanalda seversen size abone olmayı unutmayın. Bugün salak, gerizekalı, sakat, özürlü Ryder'ın iki tane görevini yaptım. Kafa yedim birazcık. Beni abi adam iyi ki öldü onun yüzünden. Öyle görev fail oldu. Sonra beni ezdi, kamyonun altına aldı psikopat herif. Ama bir şekilde görevi geçmeye başardık. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yani niye bunu iki kere salak gibi? Ben de sakatım. Ben az sakat değilim yani. Kendinize iyi bakın. Yılbaşını bu arada bu hani yılbaşına gireceğiz bu arada, onu da söylemek istiyorum yani yılbaşı yarın yüksekten canlı yayın yaparım yani video gelmez ya da akşam gelirse gelir. Yüksekten yılbaşının bugünkü çekeceğim son videolar olabilir mi? Bu son videosu olabilir yani, son videodan biri olabilir. Bay bay.